Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin aili ve sahbesi ecmaîn. Kenzül İrfan şerhi kitabından zikrin fazileti ile ilgili şerifle devam ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Şeytan gelir, insanoğlunun kalbine oturur ve işgal eder. O Allah'ı zikredince ümitsiz olarak orayı terk eder. O ne zaman Allah'ı unutursa kalbi tekrar işgal eder." Şeytan Allah Teala'nın izniyle bu alemin imtihan dünyası olması sebebiyle imtihanımızın vesilesidir. Allah ve Resulünden uzaklaştıran dünya denince akla önce şeytan gelir. Bu dünya aynı zamanda ahiretin tarlasıdır. Kalbe dünya muhabbeti girmezse o zaman kalbi ahiretin ve Allah ile Resulünün muhabbeti doldurur. Kişi ahiretini ancak böyle kazanır. Şeytan gaflet anlarında gelip kalbe yerleşerek o kimseyi dünyaya yöneltir ve Allah ile Resulünü unutturur. Ahiretini de kaybettirir. Bu duruma düşmeden şeytanı kalbe sokmamanın en gerekli şartı zikrullah'tır. Biz kalbimizi ahlak-ı mezmumeden yani kötü ahlaktan kurtarmak ve temizleyip parlatmak için zikrullah'a devam etmeliyiz. Bugün İslam dünyasının içine düştüğü kötü durumun baş sebebi Allah Teala'dan uzaklaşılması ve işlerin başında, ortasında, sonunda Allah Teala'nın yardımının istenmemesidir. Nefislerinin esir bir varlık haline gelen insanlar şeytanın askerleri olurlar. Şeytan ancak Allah'ı zikretmekle kovulur, kalpte Rabbimizin ve Resulünün muhabbeti kalır. İbadete aşk, neşe ve sevgi gelir, kişi insanları sevmeye başlar. Ölüm Allah Teala'ya kavuşma olarak kabul edilir ve ondan korkulmaz. Allah dostlarının çok zikrettiklerinden kalpleri muhabbetullah ile dolmuş ve Rableri ile bütünleşmişlerdir. Cenab-ı Hak bu güzellikleri hepimize nasip etsin, gönlümüzü zatının ve Resulünün muhabbetiyle doldurarak ona kavuşabilmeyi müyesser eylesin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif, bu da Ebu Nuaym'dan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "Allah Teala buyurdu ki: Ey Ademoğlu, eğer beni zikredersen bana şükretmiş olursun. Beni unutursan hakkımı unutmuş olursun." Cenab-ı Hak hepimize teker teker hitap ediyor. Bu hitap bütün Ademoğlunadır. Bir kimse Allah-u Teala'yı zikrediyorsa aynı zamanda ona şükretmiş olur. Rabbimizi zikreden kimse sadaka sevabı da almaktadır. İman edenlerin Allah'ın zikriyle kalplerini yumuşayacağı zaman gelmedi mi ayetinde de zikrullahın kalbi yumuşayıp cimrilikten ve katı kalplikten uzaklaştıracağı beyan buyurulmaktadır. Zikrullah ile meşgul olan kalbi yumuşayarak sadaka verir hale gelir ve şükretmiş de olur. Zikrullah ile birçok güzel ibadet yerine getirilir. Beni unutur da zikirden uzak kalırsa hakkımı unutmuş olur beyanı nimetleri örtme ifadesidir. Burada örtme tamamen inkar etmeyi çakla getirme ya da çok az hatırlama manasındadır. Cenab-ı Hak onu hiç unutmadan devamlı hatırlamamızı nasip etsin. Bu konuda sohbetler çok önemlidir. Sohbetten mahrum kalan birçok güzellikten mahrum olur. Kalbi katılaşır ve şeytanın oyuncağı olur. Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif Suyuti'den: "Allah'ın zikri sebebiyle bir araya gelen topluluğa şu zikriniz dolayısıyla mağfiret olunarak dağılıyorsunuz" denilir. Hiçbir cemaat zikrullah için bir araya gelip dağılmadı ki zikirleri sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından af ve mağfiretle müjdelenmesinler. İnsanlar bir araya gelip de Allah Teala'yı zikrettiklerinde onlar dağılmadan sizler mağfiret olundunuz denir. Sohbet meclisleri de bir zikir meclisidir. Bir kimsenin ferdi ibadetlerinde bu mağfiret söz konusu değildir. Bu nedenle camilerde, evlerde toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Cemaatten birisinin duası ve ibadeti kabul olursa o cemaat oradan ayrılmadan hepsi birden mağfiret olunur. Camilere ve sohbet meclislerine devam etmemiz bu nedenle çok istifadelidir. Bu topluluklara muhabbetle devam etmeliyiz inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerifte yine Suyuti'den: "Kim zikrullahı çoğaltırsa nifaktan uzak olur" buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada nifak işarettir, örnektir. Nifak yani münafıklık ile beraber ne kadar günah varsa hepsinden kurtulur, o kişi uzaklaşır. Aşırı muhabbetten dolayı Cenab-ı Hakk'ı kalbinden çıkarmayan kimse münafıklıktan kurtulur. Bir mümin ne kadar çok Cenab-ı Hakk'ı zikreder, anarsa o kimse Rabbi ile bütünleşir ve günahlardan uzaklaşır. Hayatına bereket gelir. Allah demek zikrullah'tır. La ilahe illallah demek, salavat getirmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, Esma-ül Hüsna'dan birini tekrarlamak, namaz kılmak, dini bir sohbete devam etmek, İslam eserlerini okumak hep zikrullah'tır.
Zikrullah günde birkaç dakikalık sınırlı kalırsa kişi günün diğer vakitlerinde günahlardan kaçamaz. Günahlardan kurtulmanın en etkili yolu zikrullahı bütün güne yaymaktır. Böylece günahlara karşı bir nefret meydana gelir. Rabbim zikrullahı çoğaltmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Diğer bir hadis-i şerifte Suyuti'den yine. Kim Allah-u Teala'yı çok zikrederse Allah-u Teala onu sever. Kalbin parlatıcısı zikrullah'tır. En güzel kalp temizleyicisi zikirdir. Benim kalbim temiz demekle kalp temiz olmaz. Allah-u Teala kadının en etkili kalp temizleyicisi zikrullah'tır. Zikrullah yoksa diğer ibadetler de tam bir fayda temin etmeyebilir. Zikir anahtardır. Eğer yoksa kalp yumuşamaz ve temizlenmez. Böyle bir kalbe sahip olan kişi de ne kadar ibadet yaparsa yapsın basit menfaatler karşılığı yalan söyleyebilir. Diğer günahlara da kolayca dalabilir. Allah-u Teala'nın azabından koruyacak en etkili amel zikrullah'tır. Kılıcı kırılıncaya kadar harp etmek müstesna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözüm uyur kalbim uyumaz buyurmuşlardır. 6 yaşındayken süt annesi Halime'nin yanında melekler onun kalbini yıkadılar. 17 yaşında çıktığı Şam seferinde Bahira isimli rahip kervanı bir bulutun takip ettiğini gördü. Kervandakileri davet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e özel sorular sordu. Uykun nasıldır deyince gözüm uyur kalbim uyumaz buyurdular. Kalbi mübareklerini devamlı Allah Teala zikrettiğini ifade ettiler. Zikrin hayırlısı sessiz olandır. Rızkın hayırlısı da kifayet eden yani yeterli olandır. Kifayet eden rızka razı olan gönül zenginidir. Nasibin olana razı ol ki zengin olsan hadis-i şerifine göre gönüller dolu olmadığından nefisler doymak bilmiyor. Ademoğlunun iki vaadi olsa altını olsa üçüncü vaadinin de kendisinin olmasını ister. Ne var ki insanoğlunun ağzını ancak toprak doldurur. Yine de Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Müslim'den, Darim'den buyurulan hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor. Karına çok büyük servet verildi ama hazineleriyle birlikte toprağa gömüldü. Halbuki insanoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğinden başka sahip olduğu yoktur. Zikrullah da maddi manevi hastalıkları şifadır. Her şey Cenab-ı Hak'tandır. Hastalıkların şifası da ondandır. Celle Celaluhu. Rabbimiz her an zatını anmayı ve böylece sevgisini kazanmayı nasip etsin. Amin, amin.